Tamam. Peki soruya baktığımız zaman aşağıda bazı kimya disiplinleri ve çalışma alanları verilmiştir. Buna göre bu kimya disiplinleriyle ilgili çalışma alanları hangi seçenekte doğru olarak eşleştirilmiştir demiş. Birinci yargıya baktığımız zaman analitik kimya. Analitik kimyayı görüyorsak arkadaşlar burada bir sayısal işlem yapmak zorunda. Yani nitel ve nicel ifadesini ne yapacak kullanacak. Bakalım hangisinde var? B'de diyor ki belirli bir maddenin bileşenlerini nitel ve nicel olarak inceleme. Yani birinci yargı benim karşıma B seçeneği olarak çıkar. Çünkü burada neyi gördüm ben? Nitel ve nicel olarak incelemeyi gördüm. İkincisi fizikokimya. Fizikokimya arkadaşlar sıcaklık ve basınç olan enerji değişimlerini inceleyen bir bilim dalıdır. Bakıyorum A seçeneğinde kimyasal tepkimeleri enerji dönüşümünü inceleme. Yani fizikokimya A seçeneğiyle eşleşir. Anorganik kimya ise organik olmayan birçok maddenin eldesi ve özelliklerini inceler. Adı üzerinde anorganik bir ifadedir. Buradan hareketle doğru cevabımız C seçeneği olarak karşımıza ne yapacak arkadaşlar? Çıkacak. Dokuzuncu sorudan devam ediyoruz. X ile Y reaksiyona girmiş. 4 bölü 3 oranında X'e 3 bileşiğini oluşturmuş. Eşit kütledeki XY elementlerinden tam verimli oluşumuna ait grafik verilmiş. Bakalım. X ile Y'yi reaksiyona sokuyoruz. Reaksiyonun sonucunda XY3 oluşturuyoruz. X'ten 4K girerken Y'den 3K giriyor. Oluşan bileşik 7K olarak karşımıza ne yapacak arkadaşlar? Çıkacak. Peki şuradaki ifadeye dikkat. Eşit kütlede dediğine göre ikisinden ne kadar alacağım? 4K alacağım. Bundan da 4K alacağım. Y'den ne kadar artacak arkadaşlar? K kadar artacak. Grafiğe bakıyorum 28 gram oluşmuş. O zaman burası 28 gram ise yani kaç katı dikkat et 4 katı. Yani 4 kereydi 28 yapıyor. Buradan 16 gram X girmiş demektir. 12 gram Y girmiştik demektir. 4 gram ise Y ne yapıyor arkadaşlar? Artıyor. O zaman artan madde Y maddesi artan miktarda 4 olarak karşımıza ne yapacak? Çıkacak. Yani doğru cevap A seçeneği olarak karşımıza ne yapıyor arkadaşlar? Çıkıyor. 10. sorudan devam ediyoruz. X artı bir iyonu kütle numarası 22'ymiş. Elektron dağılımını vermiş. Kaç elektronu var? 10. O zaman bunun proton sayısı benim karşıma kaç olarak çıkar? 11 olarak çıkar. Buna göre X 22 element atomu ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor. İkinci periyot elementidir. Bakalım 2, 8, 1. Kaçıncı periyotta? Üçüncü periyotta. 1, 2, 3. O zaman birinci yargı doğru. Alkali metaldir. Değerlik elektron sayısı 1 olanlar alkali metaldir. Bu yargı da doğru. Sodyum 11-21 ile izotoptur. İzotop ne demekti? Proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı olan bileşikler. Sodyumun atom numarası 21 iken bunun atom numarası 22 olarak karşımıza çıktığına göre kütle numaraları birbirinden farklı. Proton sayıları aynı. Yani bunlar birbirinin neyidir? İzotopudur. Doğru cevap D seçeneği olarak karşımıza ne yapıyor? Çıkıyor. 12. sorudan devam ediyoruz. X, Y ve Z maddelerinin normal basınçta erime ve kaynama noktaları tablodaki gibidir. Buna göre X, Y ve Z maddeleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Oda koşullarında üçü de titreşim halindedir. Oda koşulları 25 derece. 25'e bakıyorum sıvı. 25'e bakıyorum arkadaşlar. 25 derecede ne halde bulunuyor? Gaz halinde. 25 dereceye bakıyorum ne halde bulunuyor arkadaşlar? Yine sıvı halde bulunuyor. Hem sıvılar hem de gazlar titreşim hareketi yapabilirlerdi. O zaman üçü de ne hareketi yapabilir? Titreşim hareketi yapabilir. X'in kaynama noktasında Z sıvı haldedir. X'in kaynama noktasına bakıyorum 50 derece. 50 derecede Z ne halde bulunur arkadaşlar? Sıvı halde bulunur. Bu ifade de doğrudur. Z'nin sıvı olduğu tüm sıcaklıklarda Y gaz halindedir. Sıvı olduğu sıcaklığa baktığımız zaman 5 derece ile 110 derece arasında. O zaman Z'nin sıvı olduğu tüm sıcaklıklarda Y ne halde bulunur arkadaşlar? Gaz halinde bulunabilir. Çünkü eksi 5 dereceden itibaren gaz haline geçiyor. Bu ifade de doğrudur. X'in oda koşullarında 100 santigrat dereceye kadar ısıtılırsa bir defa hal değiştirilir. Şimdi X'e baktığımız zaman oda koşullarında sıvı halde 100 dereceye kadar ısıtırsam madde sıvıdan gaz haline geçer. Yani bir defa hal değiştirir. Bu ifade de doğrudur. X soğutucu akışkan olarak kullanılabilir diyor. X'e baktığımız zaman soğutucu akışkanların kaynama noktalarının düşük olması gerekir. Yani soğutucu akışkan olarak ne yapamaz arkadaşlar? Kullanamaz. 13. sorudan devam ediyoruz. 13. sorudan devam ediyoruz. Diyor ki, yukarıdaki değişik çözeltiler içeren kaplara üzerindeki maddeler atılıyor.
Buna göre bu işlem sonucu aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım, bakır metalinin üzerine HCl ilave ediliyor. Yarı soy metal, oksijen içermeyen gazlarla reaksiyon vermez de. Yani birinci kapta tepkime gerçekleşmez. Birinci yargı doğru. İkinciye bakıyorum. İkinci kaptaki çözeltinin pH değeri artar. Buraya baktığımız zaman yarı soy metal, oksijen içeren asitlerle reaksiyona girer. Reaksiyon sonucunda dışarıya içindeki gazdan çıkartır. Yani SO2 gazı gibi. Sonuçta çözeltinin asitliğini azalttığı için pH değerini artırır. Bu ifade de doğrudur. Üçüncü yargıya bakıyoruz. Üçüncü kapta H2 gazı açığa çıkar. Üçüncü kaba baktığımız zaman alüminyum amfoter metaldir. Bazlarla reaksiyona girer. Reaksiyon sonucundan H2 gazı açığa çıkartır. Bu yargı da doğrudur. D seçeneği ikinci kapta SO2 gazı açığa çıkar diyor. İkinci kaba bakıyorum. Amfoter metal değil. Ag burada nedir arkadaşlar? Yarı soy metal. Yarı soy metaller oksijen içeren asitlerle reaksiyona girer ve içindeki gazdan açığa çıkartır. SO2 gazı gibi, SO3 gazı gibi. Bu ifade nedir arkadaşlar? Doğrudur. Üçüncü yargıda, üçüncü çözeltideki hidrojen iyon sayısı değişmez diyor. Üçüncü yargıya baktığımız zaman alüminyum kimle reaksiyona girmiş? NaOH ile reaksiyona girmiş. Reaksiyon sonucunda H2 gazı açığa çıkıyor. Hidrojen iyonlarının sayısı değil, OH iyonlarının sayısı ne yapar arkadaşlar? Değişir. Yanlış cevap E seçeneği olarak karşımıza ne yapacak? Çıkacak. 14. sorudan devam ediyoruz. Diyor ki, XY sıvıları için bilgiler veriliyor. Buna göre XY sıvıları aşağıdakilerden hangisi olamaz? X sıvısı elektriği iletmezken Y sıvısı elektriği iletir diyor. X sıvısı elektriği iletmiyorsa bu şekerli su olabilir, saf su olabilir. Ama Y elektriği iletiyorsa bu bir tuzlu su. Ne yapabilir arkadaşlar? Olabilir. Bakalım. Saf su elektriği iletmez, tuzlu su elektriği iletir. Birinci yargı doğrudur. X elektriği iletmeyen şekerli su olabilir. Y elektriği ileten tuzlu su olabilir. C seçeneğine bakıyorum. X alkollü su elektriği iletmez. Ama Y şekerli su olamaz. Çünkü şekerli su da elektriği ne yapamıyor arkadaşlar? İletemiyor. O zaman olamaz. Yani yanlış seçeneğim C seçeneği olarak karşımıza ne yapacak arkadaşlar? Çıkacak.